Amca, Ali amca. Ya çok cişim geldi. Aha, vallahi benim de. Önce ben gideceğim, yürü. Ne yapıyor lan? Ha sen o anlamda söylemiştin. Neyse, benimki aradan çıkmış oldu. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende Haşarı. Kirben sıra mı lan? Bak, ben dokunmam, baştan söyleyeyim. Senin ben tümlecini sikeyim. Hadi bakalım. Kimse görmeden hemen yap, bitir işini. Ben seni kapatıyorum. Ama bu resmen köpek çekmek. Cişim geldi diyorum, sokağa çıkartıyorsun. Amca! Bak Metin abin arka bahçeye iki gündür hendek kazıyor. İki numaran geldiği zaman da oraya gideceksin, çöldüreceksin. Gübrelerinin üstünü kapatmak için de kenardaki toprakları kullanacaksın. Oğlum bunudan ben sana diyeyim ya. Lan benim bin türlü derdim var lan. Hadi. Hop. Ali amca. Hadi kızım. Öteye. Öteye kızım. Hadi. Hadi. Gel benim başımın belası. Gel. Hop. Bah. Anam bu neydi ya? Bak bu ne zaman evden dışarı çıksa dışarının bütün pisliğini içeri getiriyor. Yeter artık ya. Bitmedi köpek muameleniz. Senin için demedim. Ali için dedim. Oğlum her bulduğunu eve getirme. Al bunu götür. Sezai'nin dükkanının önündeki kulübeye bağla. Ya anacığım orası Turgut abinin çilingirci dükkanı ya. Aa, ben de diyorum Turgut niye sürekli Sezai'nin dükkanının önündeki kulübede duruyor? Heh. Geldiniz mi? Bana bak lan Emrah. Su işini hallettik Şerif abinle. Damacananın üstündeki pompaya erişemiyorum diye ağladın, sızladın. Biz de alttan düzenek yaptık sana. Buna basacaksın, su akacak. Dökülen suyu da ağzına değdirmeden içeceksin. Yalnız ağzınla içeceksin. Beyler, bana bir iyilik yapın. Üst kata çıkmama yardım edin. Ben oradan artık kendi imkanlarımla atlarım aşağı. Yeter artık ya. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Oğlum yabani misin sen lan? Bir teşekkür eder insan. Arkadaş memnun olmadı gitti ya. Hiç. Sabah da Selim geldi, çıkardı baldırlarındaki varisleri gösterdi. Ay bir yüzü düştü, bir ağlamaklı oldu. Halbuki kadın derdini paylaşıyor. Hiç. Her şeyi geçtik, kadın bacağı gördü. Lan onu da bulamayan var. Neyim dede bu? Bana da surat açtı bugün. Aa. He. Neymiş? Dükkanda kullandığım temizlik bezlerine sırtını keseliyormuşum. Ulan oğlum. Bu gariban hiç mi itlik yapmasın lan? Hiç! Bana da diyor ki Ali emmi ellerini üstüme silme oğlum. Ben heladan her çıkışımda ellerimi yıkasam İstanbul'un barajları boşanır. Elimi siliyor işte ya, Allah Allah. Hiç! Oğlum sen kendini işe yaramaz hissedip dertlenme diye yapmadığımız kalmadı ya. Lan kör bu emmisi! Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Çabuk çık çabuk, ev soğuyor. Hiç! Gençler. Pardon abi. Ben her şeyi tedarik ettim. Gidelim Sezai'nin yanına bir an önce. Montumuzu alalım. Sürekli bir aplikasyon. Sürekli bir aplikasyon. Getir. Kimsin? Kilimciyle Köresan. Bu ne lan bu? Bomba mı lan bu? Ya ne bombası? Kapına siyah çelenk bırakarak seni protesto etmek istedik. Aynen. Senin durumunu hiç iyi görmüyoruz Sezai abi. Dostların olarak bu gidişata bir dur demeye geldik. Aynen. Sezai, eski günlerdeki gibi birbirimizin dertlerini dinleyelim. Anlaşılan siz kafaya koymuşsunuz. Beynimin hızına geçeceğiniz. Tamam lan geçin içeriye. Ama içeri girmeden bir üstünüzü aramam lazım. Ara Sezai, ara. Boş geldik. Lan öyle bir üstünüzü değil oğlum. Bir üstünüzü aramam lazım. Kim sizin bir üstünüz? Bizim üstümüz yok. Üstümüz ne lan? Memur muyuz oğlum biz? Annemdir, annemdir ya. Ben bir şeyin üstüne yemin etmek istedim de hep annemin üzerine yemin ederim. Ha. Alo, Amiyet Hanım. Evet, evet, benim Sezai. Ya senin oğlanlar burada, Metin, Lali. Ben onlarla biraz konuşacağım müsaade edersen. Tamam, tamam. Bir ara görüşelim. Tamam. Geçin lan içeri. Git. Kınıyoruz, alınıyoruz. Sezai. Ne diyeceğim bak, sen bu aralar bayağı bir değiştin ya. Daha mı yakışıklı oldun? Böyle bıyıkları da üstten böyle incelteyim diyorum, dişlerim falan açıksın ha? Ya abi bırak yakışıklığı falan ya. Biz eski Sezai abimizi özlüyoruz, eski Sezai abimizi. Özlesiniz tabii. Yıllarca
ensesine vurduğumuz lokmasını aldınız garibin. Ama ne oldu? Ne oldu? Yapamıyorsunuz şimdi değil mi? Maymun gözünü açtı beyler. Maymun gözünü açtı. Ya Sezai ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Sen hiçbir zaman böyle bir insan olmadın ki. Sen her zaman yalnızca kendisini düşünen bencil, yanlış söylüyorum, sapık bir insandın. Bir de şimdi ithamkar olmuşsun. Bizi fuhuş yaptırmakla itham ettin ya. Evet ya, kendini toparla abi ya. Bak eve gittiğinde yokmuş. Kendini düşünmüyorsun, çocuğunu karını düşün ya. Hakikaten lan. İyi hatırlattınız ha. Ben hala niye boşamadım lan karıyı? He? Hayda. Abi adamı toparlamaya geldik. Ayrılmasına sebep olacağız ya. Yapma Sezai. Hiç mi düşünmüyorsun o yavrunun psikolojisini? He? Acaba şimdi nerede, kim nereden avunuyordur? Bilmiyorum ki nerede. En son gayıyla çocuğu anasına bıraktıydım. Oradalar herhalde. Ya Sezai ya, bu gözünü seveyim bak. Bir yuva kolay mı kuruluyor? Paramparça aileler, sokaklarda oynayan çocuklar, alkolizmin ve uyuşturucunun batağına saplanmış yavrular, yavrularımız. Bak benim aslan gibi abim de boşandı. Ne çekti bu adam biliyor musun sen ya? Bir kere karısının yanında yatmaya alışmış. Boş ve soğuk yataklarda ateşler içinde döndü durdu. Ellerine kraplar girdi, kasıldı kaldı bu abim benim. Sezai sen bu yaştan sonra insanın sabahleyin kalkıp anacığım kombiyi aç, banyo yapacağım demek adama ne kadar koyabiliyor musun? Yemin ediyorum her şeyi yaparız bak. Gerekirse yengeye yüz nakli yaptıralım. Liposakşın yaptıralım. Vallahi bak gerekirse ben ellerimle kahve yapacağım Sezai, gerekirse. Yeter. Yani sen bana yeter. Hadi lan. Gitmiş lan. Abi bir daha duş almak istediğinde bana söyle, tamam mı? Emrah'la Feyza duş alacaklar. Annemi kandırırım. Ben seni çok seviyorum abi. Bunun beyni yine yanmış yani. Neyse ara ara sen. Ben de seni seviyorum, gel. Hadi gitmiş ama olsun hadi. Nereye gitti lan? Ne demek ya senin karıyın anası öldü? Ben kime gönderdim o zaman karıyı? Vallahi bilemeyeceğim beyefendi. Allah Allah. Ben niye hiç hatırlamıyorum? Neredeydim? Ne yapıyordum acaba? Barı yanık Anadolu çocuğu Sezai. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Dizi izleyip ağlıyorsunuz mu yine ya? Kalk lan. Kalksana oğlum. Davul manayın yanına. Elma mı yaptınız? Namussuzum, kaç gündür canım çekiyordu. Allah'ın sevgili kulusun Sezai. Seninle bir şey konuşmam gerek Sezai. Kesin para isteyecek. Sen üzülme diye söyleyememiştim. Annem bir süredir hastaydı. Bu sabah karşı kaybettik annemi Sezai. Sezai. Allah rahmet eylesin. Ne kadar oldu öleli? Vallahi sizin kaynananız burada gece konuda oturuyordu. O öldükten sonra bu binayı diktiler. Artık gerisini siz hesap edin beyefendi. Beyefendi, beyefendi neredesiniz? Buradayım ya. Ayakkabımı bağlıyorum. Vallahi durum bundan ibaret. Şimdi ben de bu binada oturuyorum. Dul musun? Evet. Nereden anladınız? Hiçbir evli kadınla bu kadar uzun süre konuşmam. Hatta kendi karımla bile konuşmam. Kendi karım demişken aklıma geldi. Nerede lan bu karı? Seyirciler hazır mıyız? Evreka!